Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme şimdilik rafa kalktı ama tartışmaların ardı arkası kesilmeyince Çalışma Bakanı'ndan açıklama geldi. Bakan Zehra Selçuk, en az 10 ayrı analiz yaptık, hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil dedi. Tutturmuş erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Niçin erken emeklilik? Bırakalım. Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıyı kapattı ama tartışması bitmedi. Emeklilikte yaşa takılanlar Plan Bütçe Komisyonu'nda da gündemin ilk sırasına yerleşti. Sandıkları koyalım. Bakalım Recep Tayyip Erdoğan mı çıkacak? Neyini koyuyorsun kardeşim? Sandıkları onunla mı şey yapıyorsun? Sandık. Sendikacısın bir de. Bir de sendikacısın. Şov yapıyorsun. Başka bir şey yok. Muhalefetin pankartlarla tepkisini dile getirdiği toplantıda Aile ve Çalışma Bakanı'ndan dikkat çeken EYT açıklaması geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar, tanıştırayım. Komisyona bilgi veren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, en az 10 ayrı analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik ama hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil dedi. Emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası doğru değil diyen bakan, düzenlemenin kademeli olduğunu hatırlattı. 65 yaş şartının kadın ve erkek sigortalılar için tam olarak 2048'de sağlanacağını vurguladı. EYT'lilerin sayısı 6 milyona yakın. Düzenlemenin devlete ek yükünün yılda en az 100 milyar lira olacağı hesap edildi ve eldeki maliyet tabloları göz önünde bulundurularak düzenleme şimdilik rafa kalktı.